Sevgili seyirciler, bu hafta programımızda 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 6. ayağı olan Kocaeli Rally'si ile başlıyoruz. Castrol Ford Team Türkiye takım pilotları Efehan Yazıcı, Mehmet Akif Yalçın ikilisi rally'nin ilk günü ilk bölümde kontrollü sürüş sergilediler. Ama buna rağmen gün ortası servisine girdiklerinde genel klasman 9. sırasında yer aldılar. Ardından aynı etapları tekrar geçen Efehan Yazıcı, Mehmet Akif Yalçın ikilisi bu kez tempoyu yükselttiler ve 2 sıra birden kazanarak 7. sıraya yükseldiler. Günün son göster etabında ise 6. zamanı yaparak rally'nin ilk gününü genel klasman 7. sınıf 3 birincisi olarak tamamladılar. İkinci gün güneşli bir havada başladı. Sonbaharın yaşandığı bu mevsimde adeta yaz havası vardı ve hava sıcaklığı 30 dereceye yakındı. Güzel bir havada sporcular araçlarına tekrar binerek orman etaplarına doğru yola çıktılar. İşte ikinci gün özetimiz başlıyor. Castrol Ford Team Türkiye takım pilotları Efehan Yazıcı, Mehmet Akif Yalçın ikilisi tempolu sürüş gerçekleştirdiler. Ama yarış sonrasında kendileriyle de görüştüğümüzde tam performans sergileyemediler. Riski minimumda tutarak yarışı tamamladılar ve geçilen 4 etap sonunda Kocaeli Rally'sini genel klasman 6. sınıf 3 birincisi olarak tamamlamayı başardılar. Yarış sonrasında Efehan Yazıcı ile görüştük. İlk gün aslında hızlı başladık. Tempomuz gayet iyiydi. İlk 5 için de zamanlar yaptık. İlk 6 için de zamanlar yaptık. Ama hani etaplarda yer yer önümüzdeki arabayı yakaladık. Ondan dolayı bazen zorluklar yaşasak da tempomuz genel olarak iyiydi. Hızımızı gösterdik. Araba içindeki uyumumuz da iyiydi. Gitgide iyileşiyoruz da, hızlanıyoruz da. Bunu gösteriyoruz açıkçası. Akif'in de zaten özetlediği gibi ilk gün güzel bir tempoyla başladık. Yine istikrarlı bir tempo bizim için çok önemliydi. Çünkü yarışı kazanma gibi bir hedefle başlamadık bu yarışa. Hep orta bir tempo bulup, öndekilerin hata yapmasını bekleyip, hataları kollayıp kendimiz hatasız bir sürüş gerçekleştirdik. İkinci günde yine aynı tempodan devam ettik. Yine güzel derecelere imza attık. Yani unutmamamız gerekiyor ki önümüzdeki araçlar Rally 2 sınıf. Yani bizden çok daha güçlü ve prototip araçlar. Kendi kategorimizde yarışı lider bitirdik. Bu bizim için çok güzel bir şey. Çünkü arkadaki rakibimizle aramızda 5 dakikanın üzerinde bir fark var yanlış bilmiyorsam eğer. Bu da tabii ki sınıf 3'te iyi bir konuma getirdi. Benim puan hesaplamama göre Mehmet Akif'in bu yarışta birinciliği garantili olması lazım. Ama tabii ki bunun önce TOSFET onayına tabi tutulması gerekiyor. Onlardan gelecek sonuca göre resmi olarak bir açıklama yapabiliriz. Yani bizim için genel olarak güzel geçti. Genel klasmanda 6. bitirdik. Kategorimizde 1. bitirdik. Sınıfımızda 1. bitirdik. Genel olarak bizim için güzel bir yarıştı. Böyle kırıcı bir Kocaeli Rally'sini güzel görüntülerle arkamıza bıraktığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle Castrol Ford Team Türkiye ekibine, mekanikerlerimize ve Serdar Bostancı'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar kırıcı etaplara rağmen arabamız çıt etmedi. Önümüzdeki yarış İstanbul Rally'si. Orada görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.